hiç 14 Şubat kutlamışlığınız var mı? Benden sonra çıktı yani. 30 yıldır kutlanıyor hocam bu. 30 yıl nedir oğlum, ben 77 yaşındayım. 47 yaşından başlayacağız yani çiçek alıp, daha evvel ne yapıyordun diye sorarlar adama. Kırmızı gül fiyatları geçen sene 500 liraya çıkmış. Bu sene diyorlar ki 1000 liraya falan alınacak. Vah vah vah. Bir tane alıp götür işte, yetişir bir tanesi diye. Depresyondaki bir kişiye asla söylenmemesi gereken 6 tane cümle varmış. Takma kafana, herkesin başına gelir de denmemesi gerekiyormuş. Aptalın biri diyorum. Depresyondaysam eğer asla gitmememi önereceğiniz yer neresi? İsveç, misveç, İskandinavya falan, Allah saklasın. Zaten hepsi depresyonda. Putin röportajını seyrettiniz mi hocam? Putin iyi işte, buldum bir enayi. Ya dayarım diyor, ne güzel dayamış bütün Rusya tarihini. Benim tarihim bu, okuyun da öyle saldırın diyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra tekrar evet. Cahille sohbeti kesmeye hazır mısınız? Hazırız. Hocam bugün 14 Şubat. Sevgililer günü. Evet. Siz romantik biri misinizdir hocam? Romantik biri misinizdir? Herkes romantiktir. Ben değilim mesela. İyi, sen bulmuşsun yolunu o zaman. Öyle de görünüyor. Gerçekten siz romantik biri misinizdir? Herkes romantik oğlum. Romantik demek illa 14 Şubat'ta çiçek alıp gidenlere denmez yani. Romantik, koskoca romantizm devri var. Kim romantik? Kime denir romantik? Romantik kime dendiği işte o bilinmez. O bilinmiyor, onun tarifi yok maalesef. Nasıl biridir romantik? Ne yapar mesela? İşte romantik devrin eserlerini dinler. Onların resimlerinden hoşlanır. Kitaplarını okur. Öyle. Romantik duygusal mıdır? Duygusaldır. Duygusal tarafları vardır. Ama o duygu böyle şey değildir. Fotoroman duygusallığı değildir. Yani şedittir. Uçlardadır. Bunu herkes yaşar. Yani herkeste vardır. Bu onu teşvik eden bir edebiyat bu. Yani büyük üstadlardan sonra romantizm çok büyük bir dönem yani müzikte mesela. O kadar büyük eserler var mıydı orada, o Beethoven'lar, Mozart'lar kadar falan, onu tartışıyorlar. Ama yani o öyle bir devirdir. İlkelidir. Onsuz olmaz insanoğlu ve insan devri bir şeysi, müzik dünyası. Ona göre bir roman var tabii. Bir devirdir bu. Bir devirdir. Sizin hiç 14 Şubat kutlamışlığınız var mı? Hayır, yok. Niye, romantik değil mi? Benden sonra çıktı yani. Amerikalılar sizden sonra çıktı. 30 yıldır kutlanıyor hocam bu. 30 yıl nedir oğlum, ben 77 yaşındayım. Çok rica edeyim yani. 47 yaşından başlayacağız yani çiçek alıp. Daha evvel ne yapıyordun diye sorarlar adama. Yani 47'ye kadar bekleyen bir herif ondan sonra çiçek alıp çıkıyor. Böyle bir adamda akıl var mıdır yani? Ne dersin sen buna? Mesela anneler günü. Güzel bir gün, bir itirazım yok ama o da öyle işte, ticaret için konmuş bir olay. İnsanlar annesiz büyüyor çoktan beri. Bir sürü çocuk dünyada annesiz büyümüştür. Şimdi Amerikalı bir kadın bunu edebiyata getirdi diye, bu annesizliği ve anneler gününü ihdas etti diye koyuyorlar. Çok hoşa gidiyor. Bak, şimdi bir grup var kaldı. Sevgililer gününe böyle çok kutsal gün muamelesi yapıyor ve çok ciddi. Tabii o numara. İlk kriz başladığı zaman bir başkasına çiçek götürüp nispet yapacak. İnsanoğlu her şeyi dejenere eder. Bu biliyorsunuz Valentine's Day'in olmasının nedeni de İncil mi yoksa Rudolf Valentino mu? Hangisi belli değil. İncil'den gelebilir ama Rudolf Valentino'dan da gelebilir. Valentino çok hitap ediyordu çünkü öyle duygulara. Şimdi bir grup 14 Şubat'a müthiş bir konsantrasyonla hazırlanıp o günü öyle geçirenler var. Bir de anti 14 Şubatçılar var. Yani özellikle 14 Şubat karşıtı olanlar var. İşi gücü olmayanlar onu yapıyorlar. Parası olmayanlar da bunu yapıyorlar. Bizim birbirimizi göstermeye ihtiyacımız yok diye oturuyorlar. Veya hiç öyle bir şansı yoksa onu yapmıyor. 14 Şubat'ta kırmızı gül fiyatları geçen sene 500 liraya çıkmış. Bu sene diyorlar ki 1000 liraya falan alınacak. Vah vah vah. Bir tane kırmızı gül. Bir tane alıp götür işte, yetişir bir tanesi diye. 1000 lira. Ne yapacaksın oğlum? Halde şey misin? Kamzım olmasın? 5000 tane gül toplayıp gideceksin. Onun bir de sayısı var romantikler için biliyorsunuz. 9-11. Evet. Oo hocam.
Ama ben romantiklerle gelmedi o. Gül demet her zaman tek sayı verilir. Teksiniz demek için. Çift sayı vermek ayıptır karşıdakine. Yani kimse ayıplamaz bugün ama teker gider. Ama o da ayıp hocam. Ben yani size vermiyorum da tabii yani. Mesela atıyorum sevgilime gül demeti aldım verdim. İçinde gülleri mi sayacak yani? Sayacak değil ya, bakıyorlar. Sen bakma ona. Şimdi artık geçti o devir. Sonra mesela renkler vardır. Sarı. Ayrılık. Ayrılık. Evet. Tabii olmaz o. Beyaz çok nedir ayıp, beyaz gül? Beyaz gül nedir? Beyaz gül masumiyettir. En şeysidir. Mesela kırmızı gülü verirsen o biraz sululuktur. Nasıl? Pembe gönlüm sendedir. Karışık gül demeti götürürsen falan o daha bir saygıdır. Ama beyaz her zaman tercih edilir tabii, resmi bir şey diye. Bunlara dikkat ederler. Bundan geçiniyorlar. Bunlar ama moda yani. Hem sarı hem kırmızı hem de beyaz gülü aynı demetle verirsek o ne demektir? Hiçbir şey olmaz. Gayet güzel olur. Yeter ki renklerin kompozisyonu iyi bağlı. Çok güzel çiçek türleri var çünkü şimdi her şeyi kaldırıyor. 14 Şubat hediyeleşmesine nasıl bakıyorsunuz? İsmaksın versinler, ne olacak birbirlerine, çok iyi bir şey. Tabii çok hazin hikayeler de vardır biliyorsun. Guido Maupassant vardır. Bilmiyorum. Onun yazar hikayelerinden biri. Şimdi sevgililer birbirlerine hediye veriyorlar ve çok fakirler. Kızın uzun güzel saçları var. Çok güzel uzun saçları var. Oğlanın da bir tane saati var. Dedesinden kalma güzel bir saat. Onu zincirsiz kullanıyor. Kız ona altın bir zincir almak için gidiyor. Berbere, perukariye gidiyor. Şeyi satıyor, saçlarını kestirip böyle. Satıyor ve o zinciri alıp götürüyor ona. Oğlan da saati satıyor, onun da uzun saçları için pahalı bir tarak alıyor. İkisi önce birbirlerine dehşet içinde veriyorlar, sonra gülüyorlar, sonra herhalde ağlıyorlar. Yani öyle bir şeydi yani. Hiçbir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Anlamadın mı? Vallahi anlamadım. Hepsi romantik. Anladı, var mı anlamayan? Ben anladım. Ne anladık oğlum şu? İkisi de birbirinin en değerli şeyini birbirine vermek için kendilerine... Ya birisi gidiyor, en değerli şey saatini satıyor ki kıza gitsin. Altın bir toka taksın o güzelim saçlara. Hocam bunu niye anladı biliyor musunuz? O çünkü çok büyük şu an aşık sevgilisi var. Aferin, demek ki o adam oluyor, siz oturun burada. Kız da oğlanın o üzüntülü haline şey olmasın diye saçtır, büyür diye kıyıyor, kesiyor saçını böyle. Gidip ona bir tane zincir takıyor o şeye. Saatine gidiyorlar ki ne saat var ortada ne de saç, bir kahkaha herhalde, sonra da bir gülüşme, bir ağlaşma olur. Seyrettiğiniz en romantik film hangisiydi? Bir tane söyleyin bana, şu çok güzeldi deyin ya, romantik. En romantik film mi? Doktor Boris Pasternak'ın yazdı, Doktor Zhivago tabii, o hiç o değişmez. Bana bir de en romantik şarkı söyleyin. En romantik şarkı, şarkı. Yani müzik işte hocam, şarkı deyince. Bütün valsler öyledir. Pek romantik bir valse Sultan Abdülaziz'in valse davetidir. O böyle Alaturka karışımı bir valse davet. Size hep şey soruluyor mesela, biz bu programı yaparken insanlar diyorlar ki ya hoca hep cahille sohbeti kestim, cahille sohbeti kestim diyorsunuz da hocanın gerçekten sohbeti kestiği cahil var mı diye soruyorlar. Hiç kuramıyorum ki onlarla sohbet, ondan sonra neyi keseceksin, olan şey kesilir. Yarı cahil adamla bir bakarsın, Allah'ın selamını alır, yola devam edersin. Çünkü yok, mantık çalışmaz. Mantık çalışmaz. Cahil adamın mantığı vardır. Cahil olmayan da vardır tabii. Fakat yarı cahil insanla kurulamaz mantık. Yani benim aziz dostum bir Mikhail Tuykov vardı, Bulgar. Rodoplardaki köylüleri tanırım, çobanları. Büyük derinlikleri var, mantıkları var tabiat. Böyle buradaki insanlardan da var tanıdım ama çoğusunun derdi bir şeyden haberi yok. Yani Faust'la Goethe'yi duymuş, hangisi hangisini yazmış, bestelemiş, haberi yok der, böyle gülen alay ederdi. Bu doğru anlaşıldı tabii sonra. Yani şeyden yarı cahil insanlar çok tehlikeli ve bu asırda maalesef eğitimlerin tavsaması yüzünden, yani eğitim yayıldı ama
muhteva yok elde. Yani sen bir şeyle, ne bileyim, İkinci Cihan Harbi'yle, İkinci Cihan Harbi'den evvel Avrupa'da eğitim pahalı bir şeydi, hala yaygın değildi. Ancak işte böyle birkaç ülke vardı. Bunlardan biri Türkiye'ydi. Bir de sosyalist ülkelerde gayret edilirdi. İkinci harpten sonra birdenbire sosyal demokrat ülkeler yaydı bunu. Yaydı ama senin elinde şey yok yani, malzeme yok. Öyle birdenbire binlerce, yüz binlerce mükemmel hoca yetiştirecek malzeme hiçbir yerde yok. O bakımdan iş çıvıdı. Yani yarım tahsilli insanlar artık Türk'te, dünyada demokrasileri teşkil ediyorlar. Başka çaresi yok bu işin. Putin röportajını seyrettiniz mi hocam? Röportaj Amerikalıydı. Evet. Okudum. O Amerikalı mesela son derece berbat bir herif, biliyorsunuz değil mi? Amerikalı son derece cahal. O yani herif Amerika'nın en itibarsız gazetecilerinden bir tane. Gazeteci de diyemeyiz de ona. Bir tuhaf bir adam. Fakat Putin röportaj verdi adama mesela. Putin iyi işte, buldum bir enayi. Ya dayarım diyor. Ne güzel dayamış bütün Rusya tarihini. Benim tarihimi okuyun da öyle saldırın diyor. Ben Putin'in bu gibi konularda son derece üstad, son derecede anasının gözü, son derecede bir KGB ajanı, yani çok rafine cinsten adam olduğuna inanıyorum. Herhalde o Amerikalı'nın böyle dallama bir adam olduğunu ben fark ediyorum da o mu etmeyecek? Etti. Sen şimdi dinle bakayım beni dedi. Herif aldı karşısına, şakır 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 anlattı. Sonra şimdi ders bitiyor dedi, bir yarım sayfa daha anlattı. Ondan sonra bunların hepsini yazdı. Bütün millet de okudu. İşte bizim için Ukrayna budur dedi. Ukrayna diye bir ülke yok dedi. Ukrayna diye bir ülke olmadığı için de bu saçma bir şeydir dedi. Fiktif bir ülkedir dedi. Biz de bunu alırız, böyle NATO'yla falan girerseniz demek istedi. Bundan daha güzel mesaj olmaz. Allah verdi herife yani. Böyle tipi geçirirsen. Şimdi mesela bize geliyor bazı gazeteciler, böyle David Barchard falan gibi, artık İngiltere'de de kalmadı ya. Adam tarih, coğrafya biliyor tabii. Bu çok önemli. Yahut o şey, meşhur kadının adı neydi bakayım söyle. Amanpour. Amanpour boş ver. O da iyidir ya. Bir kadın daha vardı. Söyle bakayım. Christian Amanpour, Amerikalı o. Siz kimi sordunuz? Hayır efendim, çok meşhur ya. Hümeyni'nin karşısında çıkardı çarşafı. Şey... Bak unuttunuz hemen mesela. Diyorsun. O kadın müthiş bir şeydir o. Ben şeyle, yani Putin'le röportaj yapmak için yazışıyorum sürekli Kremlin basın ofisiyle, konuşuyorum. Hı. 170 uluslararası gazeteci var diyorlardı sırada. Vardır. Ve aralarından bu herifi seçtiler ama. Yani hiçbirimizi seçmediler, onu seçtiler. Seçerler çünkü anasının gözü heriflerdir. Rusya'yı ciddiye almak zorundayız her zaman. Hocam, depresyondaki bir kişiye asla söylenmemesi gereken 6 tane cümle varmış. Evet. 1- Abartıyorsun, toparla kendini denmemesi gerekiyormuş. Evet. 2- Takma kafana, herkesin başına gelir de denmemesi gerekiyormuş. Aptalın biri diyorum. 3- Bu kadar zayıf olma, daha güçlü ol da dememek gerekiyormuş. Evet. 4- Biraz mutlu olmaya çalış, mutsuzsun da dememek gerekiyormuş. Ve son olarak biraz silkelen, kendine gel artık da dememek gerekiyormuş. Evet. Siz hiç depresyona girdiniz mi? Giriyorsun, herkes giriyor depresyona. Ben hiç girmedim. Yok, giriyorsundur yani, süresi var, biçimi var yani. Şimdi zaten şöyle bir şey var, madde bir, deli deliye gitmez yani, deli gidip de ben deliyim diye gitmez doktora. Ben depresyona gidiyorum diye de doktora gidilmez. Ama bir de herkes de depresyon olduğunu farkına varmaz yani, geçirdiği şey. Mutlaka bir olay vardır, o seni o anda bütün şeyinden geçirir. Dünya gözünün önünden geçer, inersin çıkarsın falan, geçer gider. 2 gün, 3 gün yani depresyon olur. Bazen 2 yıl süren depresyon oluyormuş hocam. Fazlası da olabilir, dikkat edeceksin. Önce mesela bir geziye çıkacaksınız, alakasız bir yere. Tek başına. Tek başına, birileriyle. Bazen tek başına gitmende fayda vardır. Gideceksin, gezeceksin, göreceksin hoş bir yere. Dünyanın ne olduğunu anlarsın. Öyle çok vardır mesela. Öyle şeyler çok olur. O gittiği yerde dirilirsin yeniden. Depresyona iyi gelir gezi. Size desem ki hocam, ben depresyondayım, bana bir yer önerin de tek başıma gideyim, biraz rehabilite olayım.
Nereye önerirsiniz tek başıma gitmem için? Biz öyle demiyor kimse, ben depresyondayım gideyim diye. Sen biraz değişiklik yap diyorsun. Değişiklik ne yapayım, nereye gideyim? İşte kalk mesela diyorum ki İran'a git, İsfahan'a yahut Orta Asya'ya. Veya şimdi senin gideceğin yerin adı Kuzey Afrika'dır. Depresyona iyi gelir mi bu söylediğin? Gelir tabii, Marakeş çok enteresan bir memleket. Depresyondaysam eğer asla gitmememi önereceğiniz yer neresi? Sakın oraya gitme bu kafayla. Ay ama tabii İsveç, Misveç, İskandinavya falan, Allah saklasın ha. Neden? Bırak Allah aşkını. Zaten hepsi depresyonda. Bir de nereye gideceksin? Boş ver. Olacak şey değil orası yani. Ama mesela Hindistan'a gidilir, Güney Hindistan'a. Ya hocam falan. Hindistan'da biraz hijyen problemi var ya, o beni çok korkutuyor. Var o işte, korkutuyor tabii, haklısın. Bir de koku, o baharat kokusu falan, of. Yolda pilav yapıp elleriyle falan veriyorlar, servis ediyorlar insanlara yani o. Sokakta yemek yersen ihtimali yüksektir bir şey kapmanın, ama lokal otelde falan yiyeceksin. Ben hiç elimi süremem zannediyordum. Sefirimiz beni aldı, Delhi'de çarşıda bir dükkana götürdü. Aşçı dükkanında yedik, bir şey olmadı. Temiz miydi? Herhalde bizdekinden daha temiz değildi o tip dükkanların içinde, ama bir şey olmadı yani, gidilip yenilebilen bir yer. Ki siz de öyle... Tabii çok kötüleri var, sokakta yapıyor yani o artık. Korkunç. Su yok orada tabii. Kafa TV'de Cahille Sohbet Kestim'in bu bölümü bitti. Önümüzdeki hafta gene bölüm. Bravo! Bravo.